Sayın Cafer Özdemir'deyiz. Manisa İl Başkanı kendisi. Hoş geldiniz Cafer Bey. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kısaca Cafer Özden kimdir tanıyabilir miyiz? Tabii ki tabii. Cafer Özden 1972 doğumlu. Ağrı Diyadin doğumludur. Ve 20 senedir şu an Manisa'da ikamet ediyorum. Aşağı yukarı. Manisa'da şu an hizmet yapıyorum. Manisa'da bayağı güzel hizmetler verdim. Artık belli bir yaşa geldiğimiz zaman için bir daha değişik olmazsa kendimizi artık siyasete atalım. Halkımıza, milletimize bir şeyler verelim, bir şeyler yapalım. Düşündük, bir karar verdik tabii ki. En sonunda düşündük hangi parti bizim için daha iyiydi, bizim ülkemiz, bizim çocuklarımız, geleceklerimiz, hangi parti daha uyumlu, daha iyiydi. Maalesef düşündük, doğru parti seçtik biz. Doğru parti genel başkanımıza da aynı zamanda teşekkür ederim. Bu görevi bana alır gördüğü için. Manisa'da şu an doğru parti için çalışmaktayım. Ve 6 tane ilçemizi kurulmuşuz. Şu an 4 tanesinin atamasını yapmışız. 2 tanesi kaldı. Onlar da inşallah kısa zamanda onların atamasını yapıp bir an önce kongremizi gerçekleştireceğiz Manisa'da. Doğru Parti'nin ismini duyurulacak Manisa'da. Allah'ın izniyle. Yani Doğru Parti olarak Manisa'da sesinizi duyuracağınızı inanıyorsunuz. Doğru mu anladım? Tabii ki. Peki Manisa Ege bölgesinde tarım olarak en geniş araziye sahip bölgedir, doğru mu? Peki tarım ne? Evet. Tarım peki nasıl? Tabii ki Manisa yani Ege bölgesi olarak Manisa çok büyük arazi sahibidir. Bu Manisa'mızda maalesef tabii ki tarımcılığı özlediler. Manisa'nın halkı olarak yani zaten genel olarak hep tarım işiyle uğraşıyor. Peki ne yapabiliriz? Hani öldürdüler dediniz ya tarım hakkında. Ne yapılabilir peki Cafer Bey bunun sizce? Bunu üzümle uğraşıyorlar. Ondan sonra efendim zeytin. Tabii ki daha önce de pamuk vardı, tütün vardı. Maalesef pamukla tütünü öldürdüler. Onları ikisi kaldırdılar. Geri kalan bir zeytin kaldı. Bir üzümümüz kalmış. Üzüm de bu sene maalesef çiftçilerimiz bayağı bir zarar ettiler. Yağmur dolayısıyla. Yağmur yani senin altına bayağı birçok zarar verildi. Halkımız şu an yani çiftçilerimiz gerçekten perişan durumda yani. Peki organize sanayi bölgesi olarak Türkiye'de üçüncüdür Manisa, doğru mu? Peki şu anda evet, son durum nedir? Organize olarak son durum nedir? Tabii ki Manisa bölgesi organize bölgesi olarak üçüncü sıradadır. Şu an Manisa'da maalesef fabrikalar işçileri bayağı çıkarıyorlar. Yani genel olarak Suriyelileri alıyorlar işe. Bizim kendi halkımız şu an işsiz, göçsüz, gençlerimiz hepsi işsiz. Aynı zamanda gençlerimiz iş bulamadığı için bu sefer yurt dışına kaçmak zorunda kalıyorlar. Biz bu insanları iş vermediğimiz için gençler artık ülkemize yani kendi memleketimizi terk edip gidiyorlar. Evet, maalesef. Peki Manisa'da işçi ve esnaf durumu ne alemde? Ne durumda? Esnaflar çoğu yerlerini kapatıyor efendim. Yani Manisa esnafı çok zor durumda. Genellikle çoğu yerler şu an kapalı. Esnaf zaten batmış yani boş batak içindedir. Herhangi bir destek yok, herhangi bir şey yok. Zaten kiralar başını alıp gitmişler. Kiracılar zaten bir türlü başına çıkamıyoruz. Yani millet bayağı şu an esnaflarımız gerçekten zor durumda. Peki Manisa Belediyesi'nin çalışmaları nasıl gidiyor şu anda Cafer Bey? Anlayamadım. Manisa Belediyesi'nin çalışmaları nasıl gidiyor? Ne durumda? Evet, ne yazık ki belediyelerden hiç memnun değiliz. Neden? Özellikle şu an zaten bakarsan Türkiye genelinde Manisa ilimiz yazın bayağı çok büyük bir sıcağı vardır. Evet. O sıcaktan dolayı efendim bir gün bakıyorsun Manisa'da doğru dürüst yani insanlarımız duracak bir durak yok. Düşünebiliyor musun? Yani şu an insanlar gidecek yani bir durak yok orada arabaları beklesin diye yazın insanlarımız bu havada bu sıcakta yani gerçekten çok zor durumdalar. Ağırıyorlar da maalesef. Kışın da zaten yağmur yağdığı zaman da ıslanıyorlar. İnsanlar bir türlü bir yer, yani bir durak yapılmadı. Doğru dürüst bir durak bile yok. Düşünebiliyor musun? Mahallede
halüsinasyonlardan kokusundan geçemiyorsun, pislikten geçemiyorsun. Bazen çoğu sokaklarda karanlık. Yani biz memnun değiliz. Yani doğrusu halk memnun değil. Evet. Peki farklı bir konuya değinelim isterseniz. Sizin Suriyeli sığınmacılar konusu hakkında ne düşünüyorsunuz Doğru Parti olarak? Yani Suriyelilere bakış açınız nedir? Valla biz Suriyeliler kendi ülkemizde daha doğrusu istemiyoruz. Yani bunu ifade edeyim. Çünkü bu Suriyeliler kendi memleketinde faydaları yok ki de bize de olacak. Bir kez savaştan kaçan kendi memleketine bırakıp bu Türkiye geldiği zaman bunların bize hiçbir faydası yok. Bize en çok zarar veriyorlar. İleride inşallah Doğru Yol Partisi iktidara gelir de bunları bir an önce günerir. Eğer bunlar gitmese ülkemizde ileride bize bir zarar verirler yani. Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız üzüm fiyatları hakkında açıklama yaptı. Üzüm fiyatlarını açıkladı. Bu fiyatlardan memnun kaldınız mı? Memnun musunuz? Hayır efendim. Üzüm fiyatından bizim halkımız memnun değil. Halk olarak şu an memnun değiliz. Halkımız zaten bizim çiftçiler yani bizim tarımla uğraşan insanlarımız para kazanamıyor. Evet. Kazanamıyor. Yani şu an millet gerçekten de zor durumda. Zaten yeterince kadar bu sene yağmurdan dolayı zaten hava şartlarının yüzünde bayağı bir zararları oldu. Evet. Cumhurbaşkanlığı kendisi gün ertesi gün zaten bu halkımız bu zararı gördü yani. Peki son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir konu var mıdır? Cafer Bey. Buyurun efendim, anlaşılmadı. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır bizlere? Şimdi şöyle efendim, şunu söyleyeyim size, şunu izah edeyim. Manisa halkı olarak şu an mesela gördüğünüz gibi bu Soma olayı daha devam ediyor. Halkımız bir an önce bu olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Faillerin yakalanmasını istiyorlar. Bu adalet istiyorlar daha doğrusu. Yani bir an önce adalet yerini bulsun diye halkımız bunu feryat ediyor. Yani bu sene yine mahkemede yine bir sonuç çıkmadı. Maalesef bunu tekrar ertelediler. İnşallah hayırlısı olsun bizim ülkemiz için. İnşallah Doğru Parti gelir de ülkemiz bir an önce bu karanlıkta bu şeyden çıkarır, rahata kavuşuruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Cafer Bey bizi zaman ayırdığınız için. Umarım en kısa zamanda tekrardan sizinle bir araya geliriz. Ben teşekkür ederim bu zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun Cafer Bey.